inanmış olacaktır, kendinize güvenmiş olacaktır ve onu göstereceksiniz. Kibirli olmak iyi değil ama kendinize güvenmiş ve saygınız olacaktır. Türk veya Amerikalı arkadaşlarım olmuştur. Ben Harvard'lıyım, ben Yale Üniversitesi'nden diyor, ben Cambridge'den diyor, ben de İstanbul Tıp Fakültesi'nden diyor. İstanbul Tıp Fakültesi mezun olmak bir ayrıcalıktır. Ondan daima iftihar edin ve bunu hiç çekinmeden söyleyin. Bu buraya gelmek tabii dediğim gibi ben için çok duygusal bir şey. Ve ben buraya gelme hususunda biraz tereddüt ettim çünkü bugün bizim yeni doktorlarımızın günüdür. Bugün Aziz Sancar Nobel falan diye bunun dikkatini dağılmasını istemedim. Fakat birbirimizi tabitsen kızımız bana mektup yazdı. Hocam dedi, ben diplomamı sizin elinizden almak istiyorum artık. Bir de şunu itiraf edeyim. Ben tıp mezunum, İstanbul tıp mezunum dediğim gibi gerçekten iftihar ediyorum. Ama aslında ben kimyacı olmak istiyordum. Ben Mardinli sınıf arkadaşlarım Mardinli'sinden onlar kandırdılar. Hadi hep beraber tıba gidelim dediler. Tıba geldim öyle. Ve iyi ki gelmişim. Tıbın verdiği eğitim, burada kimyacılar başka disiplinlerden arkadaşlar varsa alınmasınlar. Tıbın verdiği eğitim ötekilerine benzemiyor çünkü fiziği de kapsar, kimyayı da kapsar ve tabii sağlık bilimlerini de kapsar. O bakımdan Allah razı olsun bu beni tıp okumaya zorlayan arkadaşlarıma. Çok büyük bir disiplin verdi. Son olarak tabii hocalarımız ve sizler tıp Nobel ödülünden falan bahsettiniz ve tabii mezun olduğum yılı ve Nobel aldığım yıldan bahsettiniz. 45 yıl olmuş arada. Ya bu İstanbul tıbbı niye 45 yıl bekledi Nobel almak için? 10 yılda olması gerekti. Bu İstanbul Tıp Fakültesi. İnşallah aranızda 10 veya 15 yıl içinde Nobel'i alan insanlar olacaktır. Ve bunu temenni ederim. Fakat bir de şunu söyleyeyim. Nobel almak güzel bir şey. Fakat Mardin'in Savur ilçesinin su gücü bucağında doktorluk yapmak da çok güzel bir şey. Nobel almak kadar önemli ve şunu itiraf edeyim. Benim hayatımda en mutlu olduğum 2 yıl Sürgüt'te doktorluk yaptığım 2 yıl olmuştur. Ondan sonra başarılarım olmuştur. Memleketime insan bilim birikimine hizmetim olmuştur. Fakat doktorluk ayrıca bir görevdir, bir meslektir. İnsanlar bir hizmettir. Ve onun verdiği tatmini, onun verdiği ruh sükunetini ben başka bir yerde bulmadım.
o bakımdan doktor olduğunuza ve insanlara öyle hizmet edeceğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi iletirim. Hepinizin gözlerinden öperim. Anne babalarınızı tebrik ederim. Ve beni buraya davet eden hocalarımıza çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hocamıza 2016 mezunlarımız da küçük bir hediyesi vardır. Hediyeyi takdim etmek üzere dönem temsilcisi Doktor Yusuf Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Bizleri şereflendirdiği için Profesör Doktor Sayın Aziz Sancar'a teşekkür ediyorum. Şimdi 2016 mezunları dönem birincisi Doktor Gülsün Başak Saygı'nın 189. dönem plaketini çakması ve konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Rektörüm, rektör yardımcım, sayın dekanım, dekan yardımcım, çok değerli hocalarım, sevgili ailelerimiz, canım arkadaşlarım, meslektaşlarım, değerli konuklar ve aramızda bulunarak bu seneki mezuniyet törenimizin anlamını arttıran ve unutulmaz olmasını sağlayan, çalışmaları ile biz genç hekimlere örnek olan İstanbul Tıp Fakülteli olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşamamızı sağlayan sayın Aziz Sancar hocam, İstanbul Tıp Fakültesi 189. dönem mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Bu zorlu yolda 6 yıl boyunca birlikte yürüdüğüm dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan onur duyuyorum. Ülkemizin ilk tıp fakültesi dünya tıbbına sayısız hekim yetiştirmiş, milyonlarca hastanın şifa bulduğu tıp literatürüne, bilim dünyasına çok önemli katkılar olmuş bir ekoldür İstanbul Tıp Fakültesi. İstanbul Tıp Fakülteli olmanın haklı gururunu şimdi olduğu gibi tüm hekimlik hayatımız boyunca yaşayacağımıza inanıyorum. Hekimlik sanatı usta-çırak ilişkisine dayanır. Kitaptan okunarak öğrenilmez hekimlik. Hastayla konuşmak, ona dokunmak, duygularını anlamayı gerektirir. Devamlı okumayı, kendini geliştirmeyi gerektirir. Biz, İstanbul Tıp Fakültesi mezunları ne kadar şanslıyız ki bu sanatı ülkemizin en köklü tıp fakültesinde alanındaki en iyi hocalarımızdan öğrendik ve de öğrenmeye devam edeceğiz. Herkesin huzurunda hocalarıma teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Aslında bugün fakülteden sadece bizler mezun olmuyoruz. Bugüne kadar desteklerini hiç esirgemeyen, her zaman yanımızda olan sevgili ailelerimiz. Bu diplomalar bizler kadar sizlerin de hakkı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Fakülteye adım attığımız ilk gün, hekimliğe dair ilk öğrendiğimiz cümle, primum non nocere oldu. Yani önce zarar verdi. Bir kişiyi dahi hayatta tutmak için gece gündüz demeden, yorgunluk, uykusuzluk önemsemeden, ırk, din, dil,
cinsiyet ayrımı yapmadan herkese faydalı olmayı amaç edinmiş bir sanattır hekimlik. Bu sanatı icra ederken, yaşatmak için elimizden geleni yaparken maalesef ki son yıllarda ülkemizde yaşanan iş kazaları, terör saldırıları sonucu yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine, sakat kalmasına neden olan olaylar, herkes olduğu gibi biz hekimleri de derinden sarsmaktadır. Bu talihsiz olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnsanlık var olduğundan beri var olan, asıl amacı insanı yaşatmak olan hekimlik mesleğimizi layığıyla yerine getirmeye, zorlu şartlarda dahi olsa insanları yaşatmaya amaç edinmişken, ne yazık ki gün geçmiyor ki hekime yönelik şiddete bir yenisi eklenmesin. Bazen sözlü, bazen fiziksel şiddete varan, hatta ne yazık ki ölümle sonuçlanan saldırılara ulaşan bu vahşet, hayat kurtarmaya çalışan hekimlerimizi hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Hiçbir şekilde aklımızın ve mantığımızın almadığı bu zihniyet sonucu, biz hekimleri onun engin bilgilerinden mahrum kaldığımız ve hatta onu tanıyamadığımız, anıt mezarını her gördüğümüzde yüreklerimizi parçalayan Sayın Necip Göksel Kalaycı hocamızı ve sadece hekimlik mesleğini icra ettiği için hayatlarından olan tüm şehit doktorlarımızı herkesin nezdinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Hastalar ile hekimler aynı tarafta olması gerekirken onları karşı karşıya getiren, 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlayan performans sistemini, fizik muayenenin artık neredeyse hiç yapılmadığı, tetkik istemek ve onların sonuçlarıyla hastaları değerlendirmeye iten sağlık politikalarının, hekimlere yönelik halkı dolduruşa getiren yöneticileri, politikacıların söylemlerini, verilen cezaların caydırıcı olmamasını, yazılı ve görsel basının hekimleri hedef tahtası haline getirmesinin hiç mi suçu yok dersiniz? Ve tabii ki biz hekimler de yeri geldiğinde öz eleştiri yapabilmeliyiz. Nöbet ertesi izni olmadan 36 saat çalışmak, acillerde hasta ve hasta yakınlarından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmak, hasta memnuniyeti amacıyla oluşturulmuş telefonlara bırakılan doğru ya da yanlış şikayetler sonucu çoğunlukla gereksiz yere hekimin kendini savunmak zorunda kalması zaman zaman hekimlerin çalışma isteğini kırmıyor değil. Hem hekime yönelik şiddet hem de insancıl olmayan çalışma koşulları nedeniyle günümüzde artık uzmanlık alanı tercihlerinde çok ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu konuda herkesin bir durup düşünmesi gerekmiyor mu sizce de? Her sene artırılan tıp fakültesi kontenjanları nedeniyle amfilerde oturmaya yer bulamadığımız, merdivenlerde oturup ders dinlediğimiz, 20-30 kişilik gruplarla odalara dahi sığamayıp hasta başında pratik yapmaya çalıştığımız, sosyal imkanları ne yazık ki kısıtlı olan İstanbul Tıp Fakültesi'nin şartlarına rağmen eminim ki bugün yeniden tercih yapma şansımız olsa birçoğumuz yine İstanbul Tıp Fakültesi'ni tercih edecektir. Neden mi? Bütün olumsuzluklara rağmen ülkemizin ilk tıp fakültesi olması, geniş hasta profili sayesinde belki birçok hekimin meslek hayatı boyunca karşılaşmayacağı vakaları henüz okul sıralarındayken görmek, hastalık yok, hasta vardır ilkesiyle her hastayı bireysel değerlendirmemiz gerektiğini öğreten, hastayla konuşmanın tetkik istemekten daha önemli olduğunu kendi tecrübeleriyle bizlere anlatan, kendini eğitime adamış, birbirinden değerli hocalarımızdan eğitim almak, İstanbul Tıp Fakülteli olmanın ayrıcalığını yaşamamızı sağladı. Ve sene boyunca öğrendiğimiz teorik ve klinik bilgilerimizi uygulayıp hekimlik yapacağımızı düşündüğümüz son sene, yani intern hekimlik dönemimizle poliklinikte hasta çağırmak, hasta dosyalarını bulup sıraya dizmek, yatan hastalara randevu almak için sıra beklemek gibi görev alanımızda olmayan işleri yapmak durumunda kaldık. Ama tabii ki asistan hekim gibi hasta muayene ettiğimiz, hasta takibi yapıp yeri geldiğinde
hocalarımıza danıştığımız çok faydalı stajlar da geçirdik. Bu tarz şikayetleri hemen her tıp fakültesi mezunundan duyabilirsiniz. Ancak pratisyen hekimliğe sayılı günler kala, hekimliğe merhaba eğitimiyle en çok karşılaşacağımız hastalıkların hem nedenlerini hem de tedavilerini tekrar hatırlatarak bizi sahaya hazırlayan hocaları İstanbul Tıp Fakültesi mezunu harici hiçbir hekimden duyamazsınız. Başta Mehmet Şükrüsever hocamızın nezdinde tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu gururu yaşamamda bana destek olan sevgili Hümam İşioğlu Alkaç ve Günay Güngör hocama, öğretme isteğine her zaman hayran olduğum, mezun olduktan sonra dahi öğrencilerini yalnız bırakmayan Sayın Hüseyin Oflaz hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı toprakları zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin. Sözleriyle ifade ettiği gibi kadının eğitimi ve toplumdaki yeri için çok çaba sarf etmiş, kız çocuklarının eğitimde önemli katkıları olmuş, insan sevgisiyle kendisine hayran bırakan aydın bilim insanı Sayın Türkan Saylan hocamızı saygı ve özlemle anıyorum. Amacı, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek olan Nobel ödülünü 2015 yılında kimya alanında alarak biz genç hekimlere istersek ve çalışırsak neleri başarabileceğimiz konusunda örnek olan, eğer Atatürk ve Cumhuriyet olmasaydı bu Nobel ödülünü de alamazdım sözleriyle ülkesine ve Cumhuriyet'e olan bağlılığıyla bizleri duygulandıran, kız çocuklarının eğitimine önem verin, çağdaşlaşmanın en büyük kıstası budur ifadesiyle eğitimci ve aydın kişiliğe sahip, alçak gönüllülüğüyle mezuniyet törenimize katılarak bizleri onurlandıran, kendisiyle aynı fakülteden mezun olma şerefini bir ömür boyu taşıyacağımız, İstanbul Tıp Fakülteleri olmanın ayrıcalığını bir kez daha bize hissettiren ve diplomamı onun elinden aldığım için bu tarifsiz gururu yaşamamı sağlayan Sayın Aziz Sancar hocama teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bugüne kadar her kararımın arkasında durup beni her zaman destekleyen, koşulsuz sevginin anlamı, varlıkları ile hep kendimi daha güçlü hissetmemi ve dimdik durmamı sağlayan